Bugün öyle bir tavuk hazırlayacağız ki herkes parmaktan yiyecek. Hadi yapımına geçelim. İlk önce sosunu yapacağız. Bunu değişik bir tarzda yapacağım arkadaşlar. Sosunun yanmaması için tavuklar kızardıktan sonra sosu ilave edeceğiz. Bir deneyelim bakalım bu sefer nasıl olacak. Önce sos yapmaktan başlayalım. 2 kaşık yoğurt. 1 kaşık domates salçası. 1 çay kaşığı kırmızı tatlı biber. 1 çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kekik. Tabii bu baharatlar sizin için değişkenlik gösterebilir ama bence bunlar çok mükemmel uyumlu. Sosu için birazcık tuz. Tavukları ayrıyetten tuzlayacağız. Arkadaşlar, sosun tuzu ayrı olacak. Unutmadan bir miktarda sıvı yağ. Ne kadar mesela? 1/3 çay bardağı kadar. Şimdi bunu bir güzel karıştıracağız. Homojen hale getirdikten sonra kenara koyalım. Tavuklarımızı işleme sokalım. Elimizde 2 tane tavuk pürzola var. Önce bunları şöyle yamlamasını ortadan ikiye bölüyoruz. Ondan sonra bunları jülyen olarak doğruyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar şu şekilde doğruyoruz. Doğrama işlemi bittikten sonra pişirme işlemine geçiyoruz. Çelik tavamızı önce güzelce bir kızdırıyoruz. Arkasından bir miktar sıvı yağ. Yani ne kadar? Bir çay bardağına yakın. Yağı döküyoruz. Onun da kızmasını bekliyoruz. Önce bir kontrol ediyoruz. Evet. Şimdi bunları iki parça pişireceğiz arkadaşlar. İki parça pişirdiğimiz bir sebebi çok sulanmaması. Tavuklarımızı güzelce kızartacağız. Bu arada istediğiniz miktarda tuzumuzu atıyoruz. Tamamen size kalmış bir oran. Arkadaşlar bu işlem yüksek ateşte olacak. Tavuklarımız kızarınca onları bir tabağa alıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kadar kızarmak yeterli. Siz daha da bir kızartabilirsiniz. Hemen arkasına ikinci posaya atıyorum. Bunları da aynı şekilde tuzunu atarak kızartıyoruz. İkinci posayı da kızarttıktan sonra tavamızın altını kısıyoruz. İlk posta kızardığımız tavukları ekliyoruz.
ve arkasından yapmış olduğumuz sosu tavamıza döküyoruz. Yan olmasın diye uğraşıyorum. Şimdi bunu güzel karıştırıyoruz. Kısık ateşte 2-3 dakikalık pişiriyoruz. Sosun içindeki malzemeler birazcık ateş alsın. 2-3 dakika sonra sosumuz piştikten sonra altını açıyoruz. Bir paket kremayı ilave ediyoruz. 200 ml arkadaşlar. Ve bunu bir güzel karıştırıp biraz kaynatıyoruz. Evet, takriben 5 dakika kadar kaynattım. Kremamız birazcık çekmeye başladı. Hem de çiğliğe gitmiş oldu. Şu anda servise hazır. Enfes görünüyor. Bence gerçekten harika oldu. Öyle böyle değil. Bayağı güzel oldu. Yani şimdi bunu bir Fransız lokantasında yeseniz Allah bilir ne kadar para vereceksiniz. Bu şekilde tabii ki tavuğun olmazsa olmazı yanında patates kızartması. Buyurun. Gerçekten mükemmel görünüyor arkadaşlar. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun. Bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Eğer bu videoların devamını istiyorsanız abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir dahaki videoda görüşürüz.